Değerli futbol severler, Fenerbahçe-Sturmgraz karşılaşmasının arkasından yeniden sizlerle birlikteyiz. Ali Ece ve Uğur Boğal'la birlikte bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Fenerbahçe karşılaşmaya iştahlı başladı. Valbuena'nın aslında maçın öncesinde Ali'nin değerlendirdiği gibi Valbuena'ya dikkat edin, daha doğrusu izlemeye değmez mi demişti. Ve hakikaten de ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koydu Valbuena. Ve bu oyununu da bir gol pasıyla, bir gol asistiyle süsledi. Dilara attığı ortayla Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ancak ikinci yarıda işler Fenerbahçe'nin istediği gibi gitmedi. İkinci yarıda ortaya konan oyunda Fenerbahçe pozisyonlar verdi. Çok fazla belki Şikirtel'in pozisyonu dışında, belki Mehmet Topal'ın şutunun dışında pozisyona giremedi ve açıkçası 1-1'i Sturmgraz bulduktan sonra da yaklaşık 25-30 dakika uzatmalar boyunca Fenerbahçe acaba bu karşılaşmada tur için uzatmalara mı gitmek gerekiyor diye Fenerbahçe taraftarı ve futbolcuları biraz da korkuttular. Ama sonuçta Fenerbahçe bir üst tura geçmeyi ve UEFA'da playoff turu oynamayı da başarmış oldu. Sezonun başındayız. Fenerbahçe'de eksikler var, yeni oyuncular var. İsta 90 artıda oyuna girdi. İyi oynayanlar var. Belki performansı daha da arttıracak olanlar var. Tabii ki giden oyuncular var. Belki gelecek oyuncular var. Bunları da hep birlikte değerlendirmek lazım ama Fenerbahçe'yi bir kez daha kutlayalım. Artılarını, eksilerini konuşacağız. Tabii ki basın toplantılarını, canlı yayınları da ekranlarınıza getireceğiz. Fenerbahçe'nin rakibini ve aynı zamanda Başakşehir'in rakibini belirleyecek kura da yarın çekilecek. Yine TVSpor ekranlarında canlı yayında biz de sizlere kuraları aktaracağız. Nasıl başlayalım Uğur? Beklediğin gibi mi başladı Fenerbahçe? Ve beklediğin gibi gitti mi? Ben bunların cevabını tahmin edebiliyorum. Beklediğimiz gibi başladı ama öyle gitmedi gibi. Neden böyle iki farklı Fenerbahçe gördük? Sezon başı olduğu için mi? Oyuncu karakterleri yüzünden mi? Ben Onur Akmer işte editör arkadaşımız maçı birlikte izlerken şöyle bir 67 dakika civarında dedim ki kesin buradan Fenerbahçe o kadar tempoyu düşürdü ki pozisyon verirse bir gol yiyebilir. Ve 25-30 dakikayı da çok sancılı geçirebilir dedim skor itibariyle. Çünkü çok düşmüştü tempo ve pozisyon geleceğini de artık belli etmeye başlamıştı. Onu şöyle açıklayacağım izleyicilerimize. Açıkçası Fenerbahçe, mesela biz önde oynamasını istiyoruz Fenerbahçe'nin. Öyle oynaması gerektiğini düşünüyoruz ama biz önde oynarken Fenerbahçe topa çok fazla sahip olmasını istiyoruz. Fenerbahçe önde çok fazla baskı yaparak başladı. Ancak genel itibariyle topu baskı yaptığı yerde kazanamadı. Yani Sturmgraz takımı Fenerbahçe'nin 3. yani Fenerbahçe 3. bölgeye, yani Fenerbahçe'nin savunmaya aldığı bölgeye kadar topu getirebildi. Bu da Fenerbahçeli oyuncuları, baskı yapan Fenerbahçeli oyuncuları gitgelli oyuna mecbur bıraktı. Açıkçası tabii ki Saracoğlu stadında taraftarın da desteğini arkasına aldıktan sonra kendi evinde oynamasıyla birlikte bunu hissettirmesini tabii ki isteyebiliriz ama 2-1'lik galibiyetten sonra bu gene defansif bir orta saha görüntüsüyle açıkçası daha kontrollü bir oyuna gidebilirdi ama yapılan algılar da bu yönde olduğu için açıkçası Aykut Hoca önde baskıyı tercih etti. Tabii ki dediğim gibi Saracoğlu'nda olması, taraftarın önde olması bunu tolere edebilir gibi görüldü. Ancak şöyle söyleyeceğim, dakikalar ilerledikçe bu gitgelli oyunda Fenerbahçeli oyuncular ikinci yarı itibariyle çok fazla oyundan düşmeye başladılar. Bu arada Valbuena sol kanatta başladı. Alper 10 numara gibi başladı. Ama Alper'le ilk yarıda çok fazla değişkenlik gösterdiler. Çok fazla orta sahaya girdi Valbuena. Alper kanada geldi. İkinci yarının başlangıcından sonra tamamen Valbuena 10 numara pozisyonuna geçti. Alper sola geçti. Sturmgraz'ın attığı golden sonra zaten Fenerbahçe'nin de artık önde baskıya, ya zaten çok fazla 90 dakika böyle bir baskı yapamazsınız. Bu forechecking dediğimiz olaydır. Mesela senden daha zayıf
senden daha zayıf rakiplere karşı forechecking yaparsınız. Yani önde baskı yaparsınız ki rakip daha hiç daha kafasını kaldıramadan topu alıp tekrardan atak yaparsınız. Bu forechecking'tir ve zayıf takımlara uygulanır. Fenerbahçe bunu yapmaya çalıştı ama Sturm Graz'ın bir organizasyonu var. Evet, yetenek olarak çok fazla Fenerbahçeli oyuncuların yeteneğine yanaşacak oyuncuları yok ama bir organizasyon takımı, bir sistem takımı olması dolayısıyla o pas trafiğinde, çabuk pas trafiğinde ne zaman baskıdan çıktılar, Fenerbahçe'yi geri koşturmak zorunda bıraktılar. İşte Fenerbahçe açıkçası bence golü de bulduktan sonra kontrollü oyuna dönebilirdi ama o Fenerbahçe önde baskı yapmaya devam etti. Bu önde baskı oyuncuları efor olarak düşürdü. Zaten ilk maçta da son 15 dakika inanılmaz oyundan düşen bir Fenerbahçe görmüştük. Çünkü orada da önde baskıyı çok fazla uzatmıştı. Bu maçta da önde baskıyı çok fazla uzatınca sonuçta bu fizyolojik bir şey. Yani bunun sınırları var, limitleri var. Çok fazla gitgelli oyuna döndü ve golü bulduktan sonra da İnanılmaz bir strese büründü Fenerbahçe. Hep yapılan, sezon başından beri yapılan açıklamalar şöyleydi. Özgüveni eksik bu takımın. Bu takımın özgüveni eksik. İşte Sturm Graz'ın ilk maçından sonra özgüvenimiz yerine geldi. Bu sefer ona döndü. Ama şurada yenilen golden sonra gördük ki açıkçası Valbuena, Nabil Dirar dışında diğer oyuncuların özgüveninde eskiler hala da yani. Evet. Geçen sene bırakanlar. Evet. Yani. Geçen sene bırakanların özgüveninde hala yerine gelme söz konusu değil. Taraftar da mesela hemen golden sonra tersine dönüp serzenişler başladı. O özgüvenin hala yerine gelmediğini görüyoruz. Açıkçası benim Fenerbahçe'yi genel olarak Sturm Graz'dan daha üstün görmeme rağmen gördüm de ama oyun anlayışında birazcık zafiyet gösterdi bence Fenerbahçe oyuncuları. Dirar ve Valbuena'yı özellikle tebrik etmek istiyorum. Bence ikisi de çok iyi oyun oynadılar. Dirar hem defansif hem ofansif inanılmaz bence takımına katkı sağladı. Valbuena hiçbir topu olumsuz kullanmadı. Neredeyse arkası sırtı dönükken ufacık bir oyuncu olmasına rağmen topu hiç rakibine vermedi. Yapılan faulleri aldı. Takımını rahatlattı. Ama diğer oyuncularda açıkçası o etkinliği, o kaliteyi göremedim. Dirar ilk maçta tutuk gibi görünmüştü ama bu maçta inanılmaz diri, inanılmaz dinamik, defansif ofansif çok iyi işler gördüm Dirar'da. Gol de attı, tebrik ediyorum. Golde Valbuena'nın asistini de tebrik etmek lazım. İşte hep dediğimiz o problemi çözebilecek oyuncu. Valbuena'nın tanımı öyle tanımlamıştık. Problemi çözebilir. Oyunun sıkıştığı anlarda orada sahneye çıkabilir. O oyuncu olduğunu bugün tekrardan Valbuena gösterdi. Onu da ayrıyeten tebrik ediyorum. Ama dediğim gibi bence Fenerbahçe bugün oyunsal anlamda bence zafiyet gösterdi. Çok fazla forechecking'i devam ettirerek oyundan düşmelerine sebep oldu. O yüzden de son dakikalarda golden sonra da stresin de artmasıyla Fenerbahçe sıkıntı yaşadı. Ne yapması gerekiyordu? Daha az bir baskı mı yapmalıydı? Ya daha kontrollü bir oyuna dönebilirdi. Yani çünkü çok kontra yakalandı. Yani rakibin iki tane gol atması gerekirken çok fazla kontra yakalanıp pozisyon verdi Fenerbahçe. Hatta Fabian Schubert'in ikinci yarıda oyuna giren, Alar'ın yerine oyuna giren oyuncu ya topa kafayı vursa 2-1 olacak. Ve uzatmaya giderse, penaltıya giderse işte Ali abiye de içeride söyledim. Penaltı her zaman %50-%50'dir. Hani Volkan çıkıp 3 tane kurtaracak veya oyuncular kaçıracak diyemezsiniz. Penaltı stres işidir. Penaltı o andaki stresi yönetebilmektir. Kale size küçücük olabilir. O yüzden hani bir de özgüveni yerine gelmemiş bir Fenerbahçe'den bahsederken penaltı atışları sıkıntı yaratabilirdi açıkçası. Benim söylemek istediğim 2 tane golü attıktan sonra kontrollü bir oyuna dönebilirdi. Çünkü rakibin kalitesi Fenerbahçe kontrollü bir oyuna döndüğü anda Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokacak bir kalite de değil. Evet bir organizasyonu var, bir sistemi var ama asla kalite olarak Fenerbahçeli oyuncuların Fenerbahçe'nin seviyesine gelecek oyuncular değil. Ali? Avusturya'daki oyun çok daha iyiydi Fenerbahçe'nin kesinlikle. Şu anda Kadıköy'deki hiç ideal oyunu oynayamadı o kesin. Valbuena hariç ve tabii ki Dirar hariç. Ya Dirar zaten çok iyi bir takım oyuncusu. Bir de Aykut Kocaman oynatmak istediyor. Ön tarafta hızlı verkaçlar, alan değiştirmeye dayalı. Topu ayaktan bir saniyenin altında mümkünse hızla çıkarmaya dayalı oyunun için ideal oyuncu. Ancak santrafor şu anda ideal santrafor yok. Bir kere oradan başlayalım. İlk yarım saatte
işte hem hücum pres hem de hücum sürekliliği için. Ya yani hücum sürekliliği niye yapıyorsun? Gol atmak için, ilk yarım saatte işi bitirmek için. Hücum presi niye yapıyorsun? Maçı erken bitirmek için. Ya o kadar uzun süre yapmak mümkün değil zaten. Bielsa takımları bile yapamaz. Yani hani özellikle hücum prese çalıştırır, enerjiyi ona saklatır. Şu anda zaten öyle 45 dakika, 1 saat hücum presi sürekli yapabilecek, önde adam adama basabilecek bir fizik kondisyonu yok Fenerbahçe'nin. Çünkü her şeyden önce bu maçın özeti, bu kadro tam değil. İlk 11 tam değil. Şimdi ideal bir santrafor gerekiyor. Bu oyuna yatkın bir oyuncu gerekiyor her şeyden önce. Bir. İleride iki, top tutamadı. Ya top tutamazsan yoruluyorsun işte. Dün mesela Adebayor'un yaptığı, yani ben kesinlikle. Şimdi belki maçta bilmiyorum ekranlardan görünüyor mu da hep aynı şey söylenir ya, işte bir maçı sahadan izlemek var, bir yerinden izlemek var, bir televizyondan izlemek var. Adebayor o kadar rahatlatıyor ki. Özgür, üçünden de izlesen Adebayor'un o top saklama ve seni oyunda tutma özelliğini her yerden görebilirsin. Gözün görüyorsa, futbolu biraz izliyorsan biliyorsan. Hayır, bir de oyun yönünü değiştiriyor. Sağdan alıyor, sola veriyor. Onu her yerden görebilirsin. Ya Adebayor mesela belli başlı santraforlar vardır. Pivot santrafor, evet. Merkez. İşte orta saha özellikli, orta saha özellikli santrafor. Evet. Geriye gelir, topu alır, değiştirir. Golcü santrafor vardı. Bunların hepsi Adebayor'da komple var. Bunun hepsini gördük yani. Hani kesinlikle. Bir tane oyuncu koymuşlar oraya, her şeyi yapabiliyor. Fenerbahçe'de komple santrafor gerek. Ahmet Han'dan şimdilik 3. santrafor olur. Şans bulu Türkiye Kupası'nda falan 2. santrafor rolüne bürünebilir. Ya bir kere bir 1. santrafor şart. Ve Uğur'la senin söylediğin gibi Adebayor tipi. Yani komple santrafor gerek. Yani Nabil Dirar'la Valbuena inanın çok daha fazla gol pozisyonuna girebilirlerdi. Onlar sadece gol pozisyonu yaratabilen oyuncular değil, başkanı hazırlayanlar değil. Bir yandan da girip kendileri de golü atabilen oyuncular. Nabil Dirar'ın golü. Şimdi Valbuena ortalıyor, Dirar vuruyor. Sol açık. İşte 10 numara gibi de oynadı uzun süre Valbuena ama. Yani soldan oyuncunun ortalıyor, sağ çizgideki oyuncunun gelip atıyor. Bu da yani o pozisyonda Fenerbahçe cezanın içinde daha çok çoğalması gerekir. Çok özür dilerim. Böyle hep kıyaslıyor gibi olmasın da. Şimdi Sturmgraz'da Brugge falan bakıyorum. Yani Fenerbahçe'de klişi yok. Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu yok. Klişeye gelelim, oraya getirecektim. Bir kere ya kimse kusura bakmasın. Hasan Ali de hiç kusura bakmayacak. Özür dilerim yani. Fenerbahçe'de herkes bu kadar uzun süre şans bulamıyor. Ya kusura bakması gereken benim. O değil yani. Hasan Ali Fenerbahçe'de daha iyi sol bek gerek Hasan Ali'den. Gülmenç. Oynadın oğlum işte önünde arkanda. Tamam ben Roberto Carlos gibi konuşsun demiyorum ama ya hücumda bir şey biraz geliştirirsin, bir hücum repertuarın olur. Nedir abi Hasan'ın hücum repertuarı? Sercan'a attı, fake var. Zaten onu da Sercan, şimdi Sercan... Ya Pereira zamanında diyorsun. Tabii Bursa Spor Fenerbahçe maçıydı. Ya Sercan ya zaten abi orada Sercan öyle bir şey yapılır mı? Hani Sercan... Belki en şey noktası. Ya Sercan belli ki savunma yapmayı hiç sevmiyor abi, o çok belli. O zaten adı, kaymaya abi, geldi diyorsun. Yani. Çok hatalı bir müdahaleydi zaten. Ben o pozisyonu çok övmüştüm Hasan Ali'nin. Acaba hücumu buradan itibaren geliştirecek mi? Bir de bir şeyi anlamıyorum. Almanya'da altyapıyı aldım Hasan Ali. 4-4'ye röportaj yapmıştık o dönem. Diyordu ki ben orada 10 numaraydım. Ofansif orta sahaydım. Nasıl ya? Ya biraz hücum repertuarını geliştirir sol bek. Yani Gael Clich meselesi çok konuşulacak. Abi bir şey söyleyeceğim. Araya gireceğim. Tabii. Özür diliyorum. Ya bak ben hocaları da anlamıyorum açıkçası. Yani tamam hocalar... Garantiye gitmek isterler her zaman. Ama bazen de maceraya girersin ya. Fenerbahçe'nin hocası olursan. İsmail oyna at. Yaz bir şey söyleyeceğim. Hücum olarak bazen sana bak. Hücum bekleri her zaman büyük takımlarda oynarlar. Abi tamam da bu böyledir yani. Sen Caner bir dakika. Tamam. Caner'den ne kadar seviyorsun sen? Çok seviyorsun Caner'i. Ben İsmail'i hepsinden çok seviyorum insan bak, olarak. Bir dakika hayır. Caner'in oyun tarzını. Herhalde abi Caner'in defansif Caner'in anlayışı ben sana söyleyeyim İsmail'den daha kötüdür. Ama ofansif anlayış, bir oyuncu olduğu için. Pozisyon alması çok iyiydi. Hayır ofansif bir oyuncu getirmiyor, olduğu için. Getirmiyor karşıdan açığı getirmiyor. Aynen öyle. Yalnız ofansif bak, bir bek var. Olduğu Caner için futbola, büyük takımda her zaman rağbet görüyor. Ama Caner defansif sana sola çık başladı. Caner'in sana defansif sana milyon tane hatasını sayarım bir maçta. Tabii canım. Ama önemli değildir. Büyük takım gol atmak zorunda olan takım. Yani ilk yayında söylemiştim bunu. Gol atmak zorunda olan takım. O dişliği kırmak istiyorsa ekstra şeyler koyar. Hocalar evet garantiye gitmek isterler ama bazen de maceraya da girmelisin. Uğurcuğum bu maç Fenerbahçe, Beşiktaş, İsmail Galatasaray oynamalıydı diyorsan Hasan Ali'nin bu performansından sonra kimse sana itiraz etmez. Hasan Ali'nin babası dahil. Hayır ben normalde de İsmail'in oynaması hayır, gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Bak, ben İsmail çok yani Gaziantep'ten daha bu Ümit Milli takımlarda falan filan oynuyordu. 18 yaşında o zamandan beri yani çok o kadar iyi bir çocuk ki yani. Hep böyle Beşiktaş'ta oynarken de Fenerbahçe'de de istiyorum ki ne olur çok iyi oynadı oğlum övelim eleştirmeyeyim. Allah rızası için hatırlıyor musun? Manchester hangi maçtan sonra koridora gittik. Fenerbahçe oyuncular çıktı. 3-4 tane selam verdi. Fenerbahçe Feyenoord maçı öncesi. İsmail geldi sarıldı öptü beni. Oğlum daha geçen ben neler söyledim eleştirdim.
Ya oğlum abi senin eleştirilerin hep bizi geliştirmeye yönelik ne kötü. Yani böyle ben istiyorum oynasın ama geçen sezon Kadıköy'deki ya da öbür işte Türkiye Kupası'nda 15. dakikalarda gördüğü kırmızı kartlar da akla geliyor şimdi. Abi, yani Aykut Hoca onu da hesaplıyor. Hiçbir zaman birinci oyuncu olmadı bak. Çok iyi oynadığı maçlardan sonra zaten bile. Bak şimdi Hasan Ali ile sözleşme... Sen oynamasın mı diyorsun Uğur'a karşı çıkarak? Ben diyorum ki fırsat transferini kaçırdı Fenerbahçe. Hasan Ali'nin sözleşmesi bitti mi? Evet. Finansal fair play ile bir alakası var mı sözleşme biten oyuncunun? Yok. Yenilersin yenilemez. Gayri Klişi'nin bonservisi elinde mi? Finansal fair play ile bir alakası var mı yok mu? Yok. Maaş olarak maşallah aralarında yani hiçbir fark yok ama oyun olarak çok fark var. Kariyer olarak aşırı bir fark var. Ya Fransa, Arsenal, Manchester City arkadaş. Ofansif bek Klişi gibi eyvallah. İsmail bazı maçlar gerçekten çok iyi. Mesela Şenol Güneş Hoca geldi daha Cenay falan yoktu. İşte Tosic başladı sol bekte. Tabii ki olmadı falan. Sen transferde hatalar başlıyor diyorsun. Şimdi bak kadro kimyasına gelelim arkadaş. Bonservisi elinde, ofansif iyi, kariyeri kanıtlamış. Kadıköy futbolu oynamaya yatkın. Kadıköy yani, futbolu güzel. Zenginleşmiş Manchester City'nin ihtiyaçlarında oynadığı futbolu nedir? İşte Kadıköy'de oynanan, Türkiye'de beklenti olarak. İşte Türk Telekom Arena Ali Samiyen'de oynanan, Galatasaray beklenen. Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan falan filan değil mi abi? Hı hı. Sen almıyorsun abi yani bu fırsat transferi kaçmaz. İki. Valbuena dirar. Ya bu Ben Arfa işi mesela 15 gün önce olacak gibiydi. Alacaklarına karşılık falan filan. Abi 3 Fransız bir de dönüştürerek oynatırsın. Valbuena'yı görmüyor musunuz? Hem sol açık hem 10 numara. Hep öyleydi. Ya ben niye Marsilya oynarken falan adamın üzerinde Marsilya yazan... Türkiye transferi de 10 numara olarak gelecek ya, o zaman. Fark etmez. Ya bak Valbuena gibi oyuncum varsa ekstradan 10 numaraya bazen gerek kalmaz ki görmedin mi? Ya doğal oyunun doğal akışını öyle bir belirliyor ki 10 numaradan da sol çizgiden de 10 numarada çok işler yaptı bugün o mevki olarak söylüyorum. Yani santrafor arkasında çok iş yaptı mı yaptı. Fenerbahçe bak bazı oyuncular var Fenerbahçe'de önlerinde bir orta saha var savunma olarak. Fenerbahçe'de iki tane oyuncu var hücum eden orta sahadan. Ya ver kaç yaptın mı bir oyuncu zaten eksiltirsin çok basit. Valbuena'nın önünde 3 oyuncu vardı hatırlayın. O hani ver kaçlarda gelişen pozisyon. Hani bakın şimdi oradan nasıl çıkacak dedim. O kadar çıktı ki. 3 tane dev gibi adam. Bir de Valbuena'nın şu boyuyla ilgili falan sana söylemiyorum lafım o değil. Abicim adamın en büyük avantajı. Dezavantajı avantaja dönüşmüş fark ettiniz mi? O center of gravity dedikleri nasıl Türkçe çevirsin onu? Ağırlık merkezi vücudu kullanımda. Abi nerelerden çıkıyor? O zaten iri yarı adamların arasından iri yarı fizikle Fernando fiziğiyle çıkamazsın ki. Valbuena fiziğiyle adamın en büyük dezavantajı gözüken şey en büyük avantajı. Orada nasıl çıktı o verkaç? Ya o zaten çok mantıklı bir tartışma. Ha ben ne diyeceğim? Şu şeyi tamamlamak gerekiyordu. O üçlüyü bir tamamla bir rahat et. Santrafor sonra o finansal FP'de onu ayırırsın. Şimdi bugünkü oyunla ilgili eleştirim. Aykut Hoca'nın yapılabilecek eleştiriler var mıdır? Vardır. Çok geç kaldı oyuncu ilişkinde Aykut Hoca. Geç kaldı canım. İzla 90 artıda girer mi zaman geçirmek için? Ha diyecekler ki Ali bu adam Konfederasyonlar Kupası oynadı. İyi oynadı yoruldu. Eyvallah. Ama hocam Şener de hazır mı yani şimdi? Hazır mı Şener? Fiziksel açıdan evet hep hazır. Şener 180 dakika oynar. Ama işte 180 dakika oynayacak kondisyondansa 90 dakika iyi oynayacak. Forma rekabetine girecek kaliteyi de sergilemesi gerekiyor. Çok, o da Fenerbahçe'de bu kadar şans vermezler insanlara. Eskiden vermiyorlardı abi Uğur Boral. Yani Roberto Carlos'la falan forma savaşı veriyordun. Öyle bir savaş onu yok. Onu vermesen yani. Dani Alves karşısında o efsane performansı yani. Sergileyemezdin Uğur. Şimdi bak, benim Şener zamandaki... izle geldi bak, bir şey abi oyna biraz yani. Bu, madem girdin ben burada benim dönemimin oraya sol beklerini sayıyorum. Oraya zaten çalışıyorum seni. Say. Ben Ümit Özat'ın üstüne geldim ben. Ümit Özat Fenerbahçe'nin... kaptanıydı o zaman. 5 yıldan beri hiç kesik yememiş. Ben geldim işte sonra ben oynamaya başladım. Ümit abi yarısında ben yarısında Ümit abi. İkinci sezon Roberto Carlos geldi. Aynı anda Vederson'u da aldılar. Onların ikisi de devam ederken Brezilya bir takımın sol beki André Santos'u getirdiler. Ya bunlar vardı yani. Bu oyuncu şansı da önemli yani. Oyuncu dönemi de çok önemli. Şimdi mesela Hasan Ali, İsmail bunlar aslında şanslı dönemde Fenerbahçe. Oynayabilecek şansları yani var çünkü. Başka o dönemde Hasan Ali oynayabilir miydi? Roberto Carlos. Var. Alternatifleri yok yani. Ama bak benim demek istediğim burada. Hani Aykut Hoca'nın zamanında bak. Ben o riski alırım mesela bir futbol adamı olarak. Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyunu odur yani. Yani çok fazla defans yapacağına çok iyi hücum yapsın. Bence. Fenerbahçe Kadıköy'de Kadıköy futbolu dediği olay. Fenerbahçe Kadıköy'de böyle oynar. Ya ben futbol adamı olarak benim fikrim bu. Ben o riski alırım. Her zaman da garanti olmaz yani. Fatih Hoca'nın size Hırvatistan maçının orta sahasını sayayım mı? O 90-120'de evet. Semih'in attı. Hamit. Sol açık Uğur Boral orta sahayı sayayım. Evet, tamam. Sol açık Uğur Boral. Orta sahanın ortası Hamit.
Yanın Tuncay Şanlı, onun yanında Arda Turan. Colin Kazım da girmemiş miydi ya? Yani? Yok. Dörtlüye bak. Yani 4-4-2'nin 4-4-2'nin merkez orta sahasına bak. Şimdi Tuncay Şanlı, Hamit Altın Top. Şimdi buradaki orta sahaya bak. Bazen de maceradır diyorum bak. Ve tarih yazılıyor o kadrodan sonra. Tam Fatih Hoca oldum böyle. Anladın mı? Şöyle hareketler tabii ya. Tam ama zaten sen de bilirsin Fatih Hoca ile 10 dakika yani. Geçir 11. dakika sen de Fatih Hoca gibi konuşmaya başlıyorsun. Zaten bilirsin artısı da o heyecanı katmış olması. Ya hücum futboluydu bak, zaten. Ya ben diyor, bak, bu ben motivasyon diyor, heyecan taşmalarına gelmeyelim. Çünkü Fenerbahçe'deki arıza yani. Fenerbahçe'deki arıza öncelikle teknik bir arıza var Fenerbahçe'den. Çıkar ya teknik bir arıza çıktı. Bir teknik arıza var. Ya şimdi coşmak için çok erken. Hani daha coşkulu oynamak için %100 coşkuyla oynamak için erken. Ya kimyası zaten 2 seneden beri belli olan bir kimyası var. Sezon başı şimdi bak. 90 dakika önde baskı olacak abi, bir şey oradaki, değil yani. Avusturya'daki maçta Alper çok iyi oynadı değil mi? Bugün hayal kırıklığı o maçlık performansı göre değil mi? Neden? Evet. Abi yani iç sahada Kadıköy'de oynarken gelecek bu oyuncular biraz hücuma. Yani Ozan ne yapacaksın abi? Daha kaç kere forma şansı bulmayı bekliyorsun, hayal ediyorsun? Hiç mi yok hayalim ben Fenerbahçe'de kalıcı olacağım? Hiç mi yok? Josef'in 30'dan bir tane şutu harici. Josef'in o bölgeye gitmedi. Ya Josef'in de işi o değil. Ekstrası o. Josef o bölgeye gitmedi. O kadar yani. Gitmedi evet. Yani. Bak Ozan abi kim yapacak ama bu işi? Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yaptığını yapman için seni transfer ettiler. Galatasaray'da o işte ilk dönemlerdeki, ilk geldiği zamanki Selçuk İnan'ın yaptıklarını yapmak için seni transfer ettiler. Bari bir Engin Baytar kadar oyna. Ben onun için transfer olduğunu sanmıyorum. Sadece peki ne için? Çıkış olan bir oyuncuyu biz alalım. Başkaları almasın. O bon servis yani. Bedelini, o performans. Şimdi bak ne söyleyeceğim. Abi şimdi Uğur Bolu'nun söylediği. Kadıköy futbolundan kastım şu. Çıkarken öyle oynarsan inan o alkışlayanlar çok kibar insanlar. Bence en azından onlar için oyna. Ha. Yuhlayanlar abi moralini bozmayacaksın. O senin tam tersine. Hani neyi düzeltmen gerektiğine dair. Ne güzel ya bence. Ya Gerard hep söylerdi. Abi tabii yuhlayacaklar. Beni de yuhlasınlar ki daha iyi oynayayım ya. Daha iyi olmak için zorlasınlar. Ozan Tufan kendini zorlayacak daha iyi olmak için. Teknik açıdan öncelikle biraz hücum repertuarına bir şeyler ekleyecek. Bir şut çalışacak. Bir işte mesela vardır ya cezanın yayın oraya gelir orta saha. Birden sol arka direğe keser falan değil mi? Bunlar hücum repertuarıdır. Bir şeyler çalışacak. Spesiyeliten ne senin abi? Hani denir ya. Abi restorana gider. Şey sen seversin bence ya öyle. Yunan restoranına gider. Mesela Türk restoranına gider. Der ki Londra'da Türk restoranına gidiyor Özgür Buzbaş. Özgür abin böyle diyor. What is your speciality? Abi Türk restoranı ne olacak? Lahmacun pide bilemedim balık yani. Şimdi Ozan'a soralım. Nedir abi orta sahada Fenerbahçe'ye geldiğinden performansını? Nedir bu özelliği? Fenerbahçe'de onun o ilk 11'de şansın özelliği ne? Dinamizmi o kadar. Mi? O da yoktu bugün. Ozan'ı belki insanlar şu anda bana ne diyor bu ya hayır, falan söyle, diyebilir. Hayır söyle potansiyel Ozan olarak söyleyeceğim. Ozan yanlış değerlendiriliyor. Nerede değerlendiriliyor? Ozan defansif bir orta saha oyuncusu. Yani Josef, Mehmet Ozan, Topal, Ozan. Bunların üçünü topla bu aynı bunlar. Diyorsun. Bunlar aynı. Mesela Mehmet Topal'ı çık Ozan'ı koy defansif olarak. Yanına da hakikaten futbol oynayabilen bir orta saha oyuncusu koy. Bak inan bana Atiba'nın yarattığı etkileri yaratabilir. Çünkü çok kuvvetli bir fizik yapısına sahip. Ama zaten Mehmet Tekici yok diye de biraz oluyor. Mehmet Tekici olsa belki ileride onu kullanacak. Belki yani Ozan'dan yapamayacağı şeyleri bekliyor şu anda. Çünkü bonservis bedeli çok yüksek. Çok büyük amil takımda banko oynuyor. Çok büyük beklentilerle alındı. Yani taraftar da hani bizler de açıkçası Ozan'dan yapamayacağı şeyleri bekliyoruz. Ozan defansif bir orta saha oyuncusu. Sen bugün Mehmet Topal'dan ekstra o demin anlattığın şeyleri Ala bekliyor mu? İyi hayır. Abi, Mehmet Topal'ı beklemiyor. Çünkü Mehmet Topal'ın algısı defansif bir orta sahancı. Bu topu kapacak. Yani bu daha fazla savaşması gereken peki, oyuncu. O zaman soruyorum. Algısı Mehmet o. Topal, Josef varken Ozan'a niye o bonservis i̇şte, bedeli verildi? Ben de sana onu söylüyorum ya. İşte. Bak abi, bu ya, bak, bilerek acilen, alınan bir oyuncu zaten acilen değil. Acilen iki tane sekiz numara. Bak bir tane diyorum ki Emre Belözoğlu tipi derin oyun kurucu diyorum. Tamam diyecekler ki o kalitede o yetenekli oyuncu pahalı. Eyvallah bir şey demiyorum. Ama alabilirsin. Yani bonservisi elinde bir sürü İtalya Serie A'dan, İspanya. Şimdi ben buna isim vermeyeceğim. Sonra bilmem kim menajeri çıkıyor falan arıyor. Evet Ali Bey falan. Ya kardeşim ben senin menajer olduğunu bilmiyordum ya. Oyuncu iyi oyuncu. O yüzden isim vermiyorum. Emre Belözoğlu tipi, profili. Geriden oyun kuracak. Oyun temposunu ayarlayacak. Metronomu olacak oyunun. Uğur'un kastettiğini çok iyi anlıyorum. Atiba gibi oyuncu. Ah ben oynarken de olsaydı arkamda. Metronom adam ya. Yani takımın o anda hangi hıza ihtiyacı varsa onu ayarlı. Tık tık. Tamam bu şu andaki kadroda çözülemeyecek yok bir şey mi? Yok. Var Alper mı? Çözülebilirim. Hangi orta sahayla çözülecek? Mehmet Ekici için. Bence de Mehmet Ekici hariç kimle olacak o iş? Alper'i çektik oraya veya Mehmet Ekici'yi çektik oraya. Çekmeyecek Aykut Hoca bir süre. Sıkıntı orada. Ya Mehmet Aykut Topal Hoca, Alper bak yaptı. Ya o zaman da fark kalmıyor işte. Ali abi farkı kalmıyor son iki seneden. Ben de onu demek istiyorum. Ya farkı yaratmak istiyor musun? Bak algı da şu an bu yönde. Yap hocam ya. Değişecek. Sen bak algı sadece önde baskı yapacağız. Bu değil bak.
artık dayanmıyor. Son, ilk maçın son 15 dakikası bitti Fenerbahçe oyuncular. Bu maçın son 20 dakikası bittiler. Ya bu önde baskı, önde görünecek Fenerbahçe. Bu değil. Fenerbahçe'nin oyunu başka. Yani bastığın yerde topu alıp bizim, oyuna dönme. Bizim burada övdüğümüz bir grup maçı sonu vardı Fenerbahçe'ydi. Advokat varken. Oradaki orta sahayı hatırlayabiliyor musun? Alper sanırım savunmanın önünde Mehmet Topal'la birlikte oynuyordu. Bir oyuncu daha vardı. Şu anda hatırlayamıyorum orada kurgu ama işte olması gereken kurgu Salih oynadı işte. Maçlarında. Kim vardı? Salih oynadı. Salih mi oynamıştı? Yani olması gereken aslında oyuncu portföyü Fenerbahçe adına bu. Hı-hı. Ama oyuncular bunlar mı? Orasını tartışırız. Ama elinde eğer yoksa o zaman Alper'i 10 numaradan bir geriye çeksen. Çünkü iki tane aynı kısır oyuncuyla maalesef o Fenerbahçe'nin o Kadıköy futbolunu oynayamıyorsun. Ya bu oynanmadığı zaten çok net bir şekilde görülmüştür iki seneden beri. Taraftarın bugün her şey iyi giderken gol yedikten sonra yine serzenişi işte bu yüzden aslında. Yine mi aynı şeyi göreceğiz biz? Yani eğer fark yaratılmak isteniyorsa, eğer bir değişiklik olacaksa işte yani radikal bir kararla değişiklik olacak. Çünkü hali hazırda denenmiş ve olmamış bir şey var ortada. Değiştirmek istiyor musun? İşte o zaman orada bir şey değiştireceksin. Yani Ozan Joseph değil hala. Topal Joseph değil. İşte orada o dişliği kırmak istiyor musun oradaki sistemi, organizasyonu? Oraya ekstra oyuncular koyacaksın. Artık kalecilerin oyun kurucu olduğu, stoperlerin orta saha çizgisine basıp oyunu yönlendirdiği. Şikritel harika pozisyona girdi. Onu hiç söylemiyorsun. Yani gitti onu yani. Tebrik ediyoruz. Biraz şans, birazcık bir şey söyleyeceğim. O takipçilik, stoper hücuma çıkıp gol atmak çok ister abi. Hep geridesin falan bak. Ama o işte sorun. 1-1 Fenerbahçe'nin acil gol atıp rahatlatması gerekiyor taraftarı, kendini, oyuncuların motivasyonu arttı. Golden daha büyük motivasyon arttırıcı var mıdır ya? Tabii futbol canım. Oynayan içinde, izleyen içinde. Daha ne olsun, daha motivasyon motivasyon. Sihirli kelime, öyle bir şey yok. İyi oyna, nasıl iyi oynarsın? Yetenekle. Yetenek teknik ve taktiğin birleşimidir. Motivasyon. Ne motivasyon motivasyon ya? Vallahi billahi ne olur yapmayın. Yeni sezonda anlaşalım. Konu şuraya gelmesin. Motivasyon. İskoçlardan daha motive var mı? Braveheart falan, cesur yürek. Ha? Var mı? Falan. Yeni Zelanda. Nerede abi, hani İskoç'a 98'den beri katılmıyor. Gördüğüm en kazma oyuncular oynuyor milli takımda Avrupa'daki. Lüksemburg'un daha teknik oyuncusu falan var ya. Yemin ederim. Bir tane şey var o işte. Anya. O da Afrika göçmeni hale. Yani o genetikten bir şeyler gelmiş, esneklik falan. Neyse şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin motivasyon falan değil abi. Yetenek orta sahanın ortasında, kreatif yetenek eksikliği çok net. Çok net. Geçen sezonda, onun önceki sezonda Kadıköy futbolunun anahtarı budur. Ya Valbuena iki tane orta sahaya gelip ters top attı biz. İşte bu ya dedik yani. İşte bu abi işte. Maçta önce niye yani Valbuena'da ısrar ettim? Hani programın süresini zorladım. Kadrolara bakıyorsun. Rakip sadece tek şansı rakibin %150 oynarsa ilk maçtaki dezavantaj skordan sonra zorlayabilirdi. Ben şunu anlıyorum, rakibi zorlamak. Yetenek farkıyla rakibi, Fenerbahçe'nin çok rahat alması gerekiyordu. Valbuena direr dışında bunu sergileyen yoktu. Rakibi zorlamak, karşı kaleye gitmek, bunların çoğunu ikinci yarıda göremedik ama bir de gole bakalım. Golde de yani o kadar kolay Fenerbahçe savunmasını ve orta sahasını geçti ki Sturm Graz. Bir pasla iki hareketli. Ya orada da bir gariplik var gibi sanki. Yani sanki Kehri de arayacak gibi görünüyor. Sadece bir savunma oyuncusundan bekler, bahsetmiyorum bekler. Yani. Bu bunlar mı ideal bekler? Mesela Hasan Ali aslında hızını kesmesi gerekirken, açıkçası yani bunu doğruyu söylemem gereken, hızını kesmesi gerekirken, çünkü oyuncuyu dışarıya doğru atacaksın. Hızını kesmesi gerekirken devam ediyor oyuncuya doğru. Yani mesela oyuncu böyle gelirken Hasan Ali buraya doğru süratli olmaya devam ediyor. Ama sen burada hızını kesmen gerek ki oyuncu biraz daha dışarıya, açısı daralması doğrultusunda biraz daha dışarıya gitmesi gerek. Ama hızlı bir şekilde gelirken oyuncu ayağının ucuyla tık diye bir dokundu. Çünkü geliş hızı belli. Öyle oyuncu akıllı ya. Bir yani üst seviyede top oynuyor. Oyuncu onun geliş hızını hesaplıyor, tık diye bıraktı. Geçti Hasan Ali. Sen sol bek misin, böyle sevimli hayalet Kasper mısın ya? O nasıl müdahale? Yani gerçekleştirse müdahaleyi kafasındaki penaltı olacak zaten. Arkadan yapıyorsun. Nasıl olur ya? Topla rakibin arasına gireceksin. Beksin sen. Hayır, bana hep şey diyorlar. Abi İsmail hücumu iyi, Hasan Ali'nin savunması. Bu mu iyi savunma? Bak İsmail'in savunması da hiç iyi değil. Gerçekten katılıyorum, arttırıyorum. Ama bak ben de şu var hep kafada. Demin o Caner örneğini verdin ya. Caner futbola sol açık başladı. 17 yaş altı turnuvası Abdullah Avcı. Orta evet. CSKA Moskova'ya sol açık transferi. Sol orta sahada. Orta sahanın solu olarak. Ya da işte 4-3-3'te sol ön. Evet. Diyelim ona işte. Abicim sonradan sol beke evrildi. İsmail hiç sol bek olarak başlamamış gibi ya. Hep İsmail'de şey var. Beşli orta sahada solda oynayayım. Hakikaten en iyi oynadığı maçlar kariyeri boyunca. Mustafa Denizli zamanı. Sakatlanmadan önce bir ara 3-5-2 oynatıyordu ya hoca.
Vallahi çok iyi oynuyordu orada. Milli takımda çok kuvvetli, git geli çok iyi çünkü o yüzden. Eşit ağırlıklı o zaman hücum özellikleriyle savunmadaki eksiklerini kapatabiliyordu. Hasan Ali kaç zamandır ya? Savunmada ne yaptı? Kritik bana bir tane hamlesini söyle. Bak o Sercan'a çalım attığı, Caner'i kestiği çok sezon. Çok algı kaldı zaten. Ama algı Caner'i işte kestiği bak. Sezon ben onu çok... Algı öyle. Ülkemizde algı yönetiyor. Hatırla. Övmüş ben. Bravo. Narda ne kadar iyi ya. Ben şöyle düşünüyorum. Bak. Josef, Ozan işte ne sayıyoruz değil mi? Hani bugün izle oynayamıyor değil mi? Ozan'ı sağ bek yap. Şener'i sol bek yap. Hiçbir şey değişmeyecekti. Daha kötü olmayacaktı o pozisyonda. Belki Ozan o dediği defansif özellikleriyle belki... Ama bir dakika belki diyorum da vazgeçtim geri aldım. Ozan'ın fizik kondisyon hali ne bu yaşta? Sezonun başı diyorsun. Bir dakika ya sezon başı abi Aykut Kocaman'la kamp yapmadın mı sen? Keşke beni de alsa hoca kampı falan. Ha? Bedavadan nasıl kilo verir sağlıklı? Uğur Boralı ver mesela oynayacak gibi duruyor zaten hani değil mi? Sen her gün spor yapıyorsun değil mi? Evet. Ozan sanki hiç spor yapmıyor abi antrenmanlara da böyle hani. Öyle gözüküyor o fizik yapısı öyle gözüküyor. O Arda Luis Enrique pozisyonu var ya. Uğur Boral Ozan koyalım. Kaç yaş var aranızda? 15 yaş 16 yaş var değil mi? Vardır. Sen genç gösteriyorsun da ben asıl yaşını ortaya çıkarayım. E öyle ama yani şimdi özür dilerim ama ben çok isterdim Bursa'dan geldiği zaman o değil mi? Ne kadar ben istiyordum hani Valencia'ya gitsin. Hatırla sen eskiden konuşuyordum. Sen çok da korudun zaten. Daha tabii korudum. Nelerini korudum yani. Artık ya. Siz dediniz ki işte saçını tarıyordu gol yedik ya ne alakası var falan dedin. Hep kademe girdik yine ben Aykut kötü adam olacağım. Aykut Hoca'nın basın toplantısı başlamış. Dinleyelim. Dinleyelim Aykut Hoca'yı. Biz belli olduktan sonra da söylemeye çalıştığım gibi zorlu geçmeye aday bir karşılaşma gözüküyordu. Tam da düşündüğümüz gibi oldu. Büyük bölümünü kendi kontrolümüz altında, kendi oyunumuz, seyircinin de büyük desteğiyle beraber oynama başarısını gösterdik. Bütüne bakıldığı zaman öne geçmeyi de başardık. İkinci gol arayışları vardı. Zaten uzun zamandır aynı antrenörle çalışan, pek çok şeyi artık ezbere yapabilen... Bireysel kalitesinin çok çok ötesinde grup kalitesine sahip bir takım karşısında eğer ikinci golü atamazsanız bulamazsınız. Yani yakın maçın yakın gitme ihtimali çok olağandı. Maçta tam böyle geçti. İkinci golü bulamadığımız anlardan sonra özellikle maçın ikinci yarısından sonra biraz daha kontrolü özellikle gol girişimi açısından kontrolü yitirdiğimizi söyleyebilirim. Yani golün geleceği belli miydi? Açıkçası pek çok net değildi. Girişimleri vardı ancak bunlar çok pozisyona dönüşen olaylar değildi. Ancak inisiyatif Graz'da gözüküyordu. Golü yedikten sonra iyi refleksimiz iyi oldu. Tepkimiz de iyi oldu. Öne geçebilecek fırsatları da yakaladık. Ancak temel amacımız özellikle bu dönemde uyum sorunun belki bir buçuk iki ay daha süreceği dönemde mümkün olduğu kadar hasarsız ya da az hasarlı atlatabilmek. Bu maçta bunlardan bir tanesiydi. O nedenle temel amaç turu geçmekti. Şimdi playoff onu da geçmek en büyük arzumuz kura'dan sonra. Sonra da gruplarda yavaş yavaş şu oyunu oynamaya çalıştığımız bu oyunu buna biraz da irade oyunu demek lazım. Bütün herkesin katılması gereken oyunu toplu, topsuz, defansif, ofansif katılması gereken oyunu biraz daha uyumlu hale getirebilmek. Maçtaki inisiyatif süresini biraz daha yukarıya çıkarabilmek sonuçlarla beraber temel arzumuz olacak. Hocam şunu soracağım. İlk 60 dakika çok iyi koşan, mücadele eden ama biraz üretkenliği az Fenerbahçe vardı. Yani iki şey soracağım size. Buna rağmen bir grup taraftarında memnuniyetsizliği vardı. Özellikle Hasan Ali ve Ozan'a karşı. Yani sizin sezon başı geldiğinizde bahsettiğiniz bazı konular hala devam ediyor. Bu konudaki yorumunuzu rica edeceğim. Yani tabii ben burada söyleyeceğim en önemli şey bunun önce birincisi doğru değil. Böyle olmaması gerekiyor. Çünkü takım bizim takımımız, kulüp. Bizim kulübümüz aynı zamanda oyuncular da bizim oyuncularımız. Bu oyun öyle bir oyun ki işte maç içindeki gidiş gelişleri bazen anlatırken şunu vurgulamaya çalışıyorum. Bir golden sonra attığınız bir golden sonra çoğalabiliyorsunuz oyunda. Yediğiniz bir golden sonra herhangi bir zamanda, herhangi bir anda, herhangi bir sonuçta bir anda küçülmeye de başlıyorsunuz. Dev gibi oyuncular, dev gibi takımlar için de söylenebilir. Sadece bugünkü oyun için söylemiyorum. Bununla vurgum şu, şunu anlatmaya çalışıyorum. Moral denen şey, bu oyunda özgüven denen şey en önemli şey. Bunu yitirdiğiniz andan itibaren... Şampiyonluk için, şu andaki bugün oynadığımız Avrupa Ligi için ya da Türkiye Kupası için hedefler hep benim de içinde bulunduğum grubun, profesyonellerin ana hedefi bütün bunların hepsini kazanmaya çalışmak. Ama buraya giden yolda bu oyuncularla, bu taraftarla, bu antrenörle, bu yönetimle bu şekilde gideceğiz. Bizim birbirimizi öfkeyle, şiddetle, çatışmayla aşağı doğru çekmeye değil... Fenerbahçe ailesi olarak birbirimizi itmeye ihtiyacımız var.
Doğru olan da bu. Başarıya giden yol bu şekilde gelebilir çünkü. Sadece bir antrenörün çabasıyla ya da yöneticinin çabasıyla ya da bir futbolcunun çabasıyla ya da bütün bunlar, bu saydığım etkenler bir taraftayken sadece seyircinin çabasıyla da olmaz. Gerçek başarı, büyük başarı, hedeflenen başarı, hayaller kurulan, istenen başarı ancak beraber aynı hedefe aynı şekilde ve doğruları yaparak koşmayla olur. Doğru olduğunu düşünmüyorum bu. Fenerbahçe taraftarına da pek yakışan bir durum değil açıkçası. Oyuncuları bu şekilde yukarıya doğru çıkaramayız. Tam tersi onların performansını düşürürüz. Bu da yani sıradan takımını seven bir taraftarın en istemeyeceği şeydir diye düşünüyorum. Hocam tebrikler Turiçin. Geçtiğimiz yıl çok düşük ortalamalara oynayan, hiç alışık olmadığımız bir Kadıköy vardı. Bugün daha insanlar tatildeyken, daha transferler tamamlanmamışken çok ciddi bir kalabalık vardı. O görüntü tamamen değişti. Bu size nasıl bir motivasyon verdi, nasıl bir duygu hissettirdi? Bir kere başta ben olmak üzere, ki oyuncularda da gözükmüştür, heyecan son derece yüksekti. Birincisi bu. Bu heyecanın getirdiği şey var. Birkaç şeye neden oluyor. Bunlardan bir tanesi itici güç. Kontrol edilebilirse takımı yukarı çıkarır. Bireysel anlamda da, grup anlamında da. Ama biraz kontrol dışına doğru ölçüsü kaçtığı andan itibaren de baskı altına alır ve hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak biraz daha aşağı doğru iter. Oyunun özellikle ilk 20 dakikalık bölümünde, 15 dakikalık, 20 dakikalık bölümündeki oyuncuların o yüksek şiddetteki istekli halinin temel nedeni de buydu zaten. Çok dolu tribünler ve heyecanlı ve istekli tribünün önünde oynamanın verdiği şevkle oynamaya çalıştılar. Bu oyun içinde zaten kendi setlerimizin biraz kırılmasına da neden oldu. Bireyselliğe yol açtı. Daha fazla iş yapmaya çalıştılar. Bu da özellikle 10-15 dakikalık bölümde bizim için biraz istediğimizin ve beklenenin ötesinde biraz sıkıntılı bir durum yarattı. Ancak ilerleyen bölümlerde, ki o biraz evvelki sorunun cevabını verdiğim veya sorulmasına neden olan anlara kadar ki bölüme kadar her şey son derece iyi gidiyordu. O andan itibaren dediğim gibi biraz bütünlüğü, biraz yani Fenerbahçe ailesinin bütünlüğünü zedeleyen bence sıkıntılı anlar oldu. Şeyi tekrarlamakta fayda var. Seyircisiz yani hiçbir şey dememek lazım. Onu demeyeyim ama çok şeyinden mahrum ve yoksun. Hem kulüp hem de takım. Olduğu zaman da böyle büyük bir itici güç. Çok ihtiyacımız var. Onu çok net bir şekilde söylüyorum. Eğer bu takımdan çok şey isteniyorsa, ama öbür taraftan da isteniyorsa onun bir adım ötesini tekrar vurgulamakta fayda var. Büyük hedeflere giderken hedef birliği olması şart. Bu hedef birliğindeki en önemli yerlerden bir tanesi de birbirimizi aşağı doğru çekmek değil. Yani bu, çünkü taraftarlık duygusu, yani takımını seven taraftarlık duygusunun biraz dışında bir durum teşkil ediyor. Birbirimizi aşağı doğru değil, birbirimizi devamlı yukarıya doğru çekmenin formülünü aramalıyız. Doğru değil. Hocam, dünkü basın toplantınızda en az iki transferin şart olduğunu söylemiştiniz. Açıkçası bugün de biraz haklılığınız gözler önüne serildi gibi gözüküyor. İsim vermeden, detayına girmeden, bitmeye yakın olduğu konusunda bilgilendirildiğiniz bir transferiniz var mı? Şöyle, transfer olayı sizin ne kadar çaba gösterirseniz gösterin. Sadece sizin çabanızla bir günde, iki günde olabileceğim bir şey değil. Karşılıklı taraflar var ve pek çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Yönetim bu konuda son derece yüksek istekle çalışıyor zaten. Ne zaman olacağı konusunda bir bilgim yok. Ama olma ihtimalinin yüksekliği konusunda hem benim hem de yönetimin büyük isteği var. Açıkçası ihtiyacımız da var. Yani çok net pozisyonlar gözüküyor. Açıkçası çok ihtiyacımız da var. Ama şöyle bir şey de söyleyelim. Bir tane, iki tane veya üç tane oyuncu geldi. Hemen zaten bu saatten sonra koydun takıma ve mükemmel performans gösterdiler. Çok az oluyor. Birkaç tane Fenerbahçe'de yaşadığım örnekler var bu konuda. Çok az oluyor. Dolayısıyla bizim için şu anda elzem olan şey, takım adına en önemli şey şu. Bu geçiş zamanını, en azından var olan oyuncularımızın uyum sorununu, oyuna olan uyum sorununu biraz daha azaltacak, zamanı azaltacak formüller üretmeye çalışıp 1,5-2 ayı en az zayiatla geçirmemiz lazım. Çünkü takımda görünen şu ki, bu süreyi atlattığımız andan itibaren son derece sert, yüksek iradeli, ne istediğini bilen bir takıma doğru gidecek gibi gözüküyor. Yoksa... Var hocam. Hocam tebrikler öncelikle. Göreve gelirken yarım kalan bir işim var, onu tamamlamaya geldim diye bir açıklamanız olmuştu.
Yarım kalan işiniz Avrupa'da başarı mı yoksa dördüncü yıldız mı? Bir bunu soracaktım. Bir de lens defteri Fenerbahçe için tamamen kapandı mı? Bununla ilgili bir beklentiniz var mı hocam? Bir beklentim yok. Oradan başlayayım. Kapanıp kapanmadığıyla ilgili de çok fazla bilgim de yok. O tarafını fazla girmek istemiyorum. Hedefle ilgili, yarım kalan işlerle ilgili daha evvel söylemiştim ama bir kere belki bir cümleyle tekrarlamakta fayda var. Ben bu kulübün var olan olanaklarıyla çok daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum. Sadece Türkiye Ligi için değil, Avrupa Ligi, yani total olarak Şampiyonlar Ligi'nde tırtarak söylüyorum buna. Ları için iddiasının olması gerektiğini, bunun için de gücünün olduğunu düşünüyorum. Bu tabii bir ayda, iki ayda, üç ayda olabilecek bir şey değil. Bir tuğla daha doğru hamlelerle, doğru davranışlarla, biraz sabırla, planla, programla olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda ciddi bir şekilde yol almıştık. Ancak bir takım nedenlerle ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi yeniden başladık hikayemize. Bu hikayenin Fenerbahçe'nin hikayesiyle beraber, o yarım kalan dediğim yer burasıydı zaten. Önce dilek tabii bu, sonra da istek. Tamamına doğru ermesi en büyük amacım. Umarım erdiririz. Son soru. Hocam tebrikler öncelikle. Saha içindeki dizilişte çok net. Nabil Dirar sağda, Valbuena solda gözüküyor formasyonda. Fakat oyun içerisinde akan oyunda özellikle maçın ilk yarısında Valbuena'nın sık sık merkeze, Dirar'ın yanına deplase olduğunu gördük. İkinci yarıda da tam tersi Dirar'ın merkeze, sol tarafa doğru geçtiğini gördük. Bu pozisyon sadakati konusunda sizin oyunculara sağladığınız bir serbestliği mi? Yani planın bir parçası mı? Yoksa oyuncular oyunun gidişatına göre sorumluluk alıp mı böyle hareket ediyorlar? İkinci bölümü daha doğru. Biraz daha pozisyon sadakatinin yükselmesi lazım. Esas uyum derken hem oyun hem davranış hem de fiziksel anlamda özellikle. Çünkü bu oyun zor bir oyun. Yakalandığı andan itibaren, ki emareleri gözüküyor yakalanabileceği. Yakalandığı andan itibaren büyük güç verecek bir oyun. Ama yakalamak için gidilen yolda da büyük sıkıntılar yaratabilecek bir oyun. Bu gidişatta özellikle pozisyon sadakatinin çok büyük rolü var. Zaman zaman oyun içinde ilk maçta da hazırlık maçlarında da oldu. Ancak burada şunu söylemem gerekiyor. Valbuena çok gerçekten özellikleri çok yüksek olan bir oyuncu. Ofansif özellikleri çok yüksek bir oyuncu. Bir taraftan oyununu törpülemeden, bir taraftan da pozisyon sadakati içinde nasıl olabilir diye uzun uzun düşünüyoruz biz de. Onun formülünü yakalamaya çalışıyoruz. Peki, teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Evet, Aykut Hoca hem birlik, beraberlik mesajı verdi aslında bütün soruları. Hem de benim en çok dikkatimi çeken 1-2 ay zayiat vermeden, maç kaybetmeden, puan kaybetmeden, tur kaybetmeden eğer dayanabilirsek dedi, bu takım çok daha farklı bir noktaya gelecek dedi. O yüzden bir sabır da istiyorum dedi. Yani tabii ki iştahını, bazı bölümlerini beğenmediğini de ima etti hoca ama böyle devam edeceğiz diyor. Yani hoca da elindeki malzemenin ne olduğunu biliyor. Buna göre bir şeyler yapacağız diyor. Ben böyle çok bir transfer beklentisi veyahut da şu lazım, bu lazım böyle bir eksiğim var da duymuyorum. Muhtemelen bir kişi, iki kişi gelecek herhalde. Belki bir santrafor, bir savunma oyuncusu. En azından bir bonservis de alındığı için bunu tahmin ediyorum. Nasıl buldun açıklamalarını? Yani çok fazla içeriye girmedi açıkçası. Ben öyle geldi. Çok yüzeysel geçti. Saha içinde çok fazla girmedi. Girmedi. Yani. Yüzeysel geçti. Yapmak istediklerini yüzeysel bir şekilde anlattı. Yani şöyle yapacağız, böyle yapacağız. İşte yarım kalan işi tamamlamaya geldik. Mevcut ama orada bir açık, yani çok bir gizli mesaj var. Mevcut durum içerisinde yapabileceğinin en iyisi. Yani şu anda mevcut durumda bir sıkıntı var. Ben onu anladım. Mevcut durumda bir sıkıntı var. Çünkü hani financial fair play, oyuncu alamıyoruz. Oyuncu gönderemiyoruz. Göndermek istediğin oyuncular gitmiyor zaten maaşlarından dolayı. Orada mevcut durum içerisinde Fenerbahçe'ye en iyi. Ya iş şuraya dönüp dolaşıp geliyor ya. Bunu biraz konuşup programımızı belki öyle kapatırız. Biraz daha zamanımız var ama. Yani hiçbir antrenöre Türkiye'de hiçbir zaman bütün transferi yapma yetkisi verilmiyor. Ha şimdi dersiniz ki her antrenör iyi mi transfer yapıyor? O da tartışılıyor. O zaten yanlış bir şey bana söylüyorsan. Evet. Ama o zaman da takımın bir futbol hafızası, evet, bir planı programı olması lazım. O olmadığı için
yönetim yapıyor, biraz antrenör yapıyor, antrenör yaptırılmıyor, o bu derken bu çekişmeden ortaya da bir garabet. Ne antrenörün istediği evet. oluyor, ne evet. yöneticiler anlıyor, bir garabet çıkıyor. Kimse mutlu olmuyor. Kimse mutlu tamam. olmuyor. Bak ben şöyle bir sahne hatırlıyorum. Mesela hoca aranıyor. Evet. Şunu al, şunu aldık. Sonra hoca yanındaki oyunculara diyor ki, evet şu oyuncuyu da almışız diyor. Yani ben almadım. Yani haberi yok. Ben almadım. Hayır yani oyuncu da haberi yok. Bak normalde, şimdi aslında olması gereken şudur. Hocaya, hakikaten de hocaya çok fazla tolerans tanımazsınız. Hocanın hakkı 1-2'dir. Yani şimdi Alex Ferguson'ın hakkı bir takım kurmaktır. İşte Wenger'in hakkı bir takım kurmaktır. Onlar çünkü zaten o işi beraber yapan hocalar. Ama şimdi mesela normal Conte'nin hakkı Chelsea'de 2'dir, 1'dir. Belki bir. Zaten öyle oluyor şu an. Öyle oluyor. Ama senin dediğin gibi şimdi bizim kulüplerimizde açıkçası böyle bir yapı da olmadığı için sportif direktörlük gerçekten CEO. Yani takımın CEO'su. Yani mesela Bayern Münih en büyük rakibinin CEO'su Zammer'i değil mi? Teknik transfer ediyor. Aldı, sportif direktör yaptı. Transfer Dortmund'da. Yapıyor. Evet. Yok sportif direktörken aldı onu. Transfer etti çünkü Dortmund'dayken de yaptı ya Dortmund'da. Ama sonra sportif direktörlükten yani. Transfer ediyor onu. Evet. Çünkü Dortmund'da işini mükemmel yapıyor. Ya ben Bayern Münih'im. Bu da Dortmund'un efsanesi demiyor adam. Bana katkı sağlasın bunu transfer. O eyvallah o güzel de bak Bayern Münih'in en büyük farkı şu abi. Kulübü yöneten adamlar Rummenigge. Tabii canım hepsi futbol gol kralı. Yani. Ben ya Türkiye'deki Hönes, eksikliği eski forveti ticari işleri. Ben şuraya gelecektim. Bunu giderken sen çok iyi bir yere getirdin. İş dönüyor dolaşıyor Pereira'nın döneminde yapılan transferlere geliyor. Bir de işi kötüsü çok uzun vadeli olmayan tam da bilinmeyen bir teknik direktörün eline bu kadronun verilmiş olması. Bir kısmı teknik direktöründe Josef'in en azından öyle olduğunu düşünüyoruz. Fabiano'nun o olduğunu düşünüyoruz. Bir kısmı zaten belki forma satışı için veya taraftarın sevdiği Van Persie, Nani gibi isimlerden ama Pereira, Nani belki onun da istediği isimlerden biri olabilir. Oraya büyük bir transfer yapılıyor. İsmail Hoca'ya transfer yoktu. Aykut Hoca'ya var mıydı? Bence istedikleri yine olmamıştır. Ki belki tartışma sebeplerinden birinde böyle şeyler olduğu söyleniyor. Ersun Hoca'ya yapıldı yapılmadı, yapılmıştır da yapılmamıştır da. Sonunda bu böyle 3-4 teknik adam sonrasında yine Aykut Hoca'ya kötü bir miras kaldı. Şimdi o da bunun çok farkında ama o başka değerler uğruna geldi buraya. Yani başka şeyler için geldi. Bugün mesela deniyor ki işte Lens... Aykut Hoca'nın savunma anlayışına uymadığı için böyle bir rapor çıktı. O yüzden istenmiyor. Belki bu ücret için de olabilir. Yani ben öyle olabileceğini de düşünüyorum. Yani oradaki durum şöyleydi açıkçası. Aykut Hoca oraları da kapatıyor yani. Tabii. Aykut Hoca koşu tempolarını çok fazla Lens'in beğenmediğini düşünüyor. Yani öyle beyan ediyor. Çünkü Lens'in hakikaten de koşu temposuna baktığın zaman çok dinlendiği görülüyor. Evet, kontra oyunlarda Lens çok fazla dinlendiği için çok fazla öne çıkıyor. Mesela Quaresma'nın Beşiktaş'taki bazı maçlarda yapmış olduğu gibi. Lens çok fazla ön plana çıkıyor. O da Aykut Hoca'nın sistemine uyan bir şey değil. Aykut Hoca çok fazla tempo. Yani bugün mesela gördük 90 bu dakika doğru boyunca. Doğru diyorsun yani bu. Ha? Bu doğru diyorsun yani. Aykut yani Hoca Lens'i bu sebepten dolayı istemedi. Parasal yani bir mesela şey bugün yani. Dirar'a baktığımız zaman bence hiç Lens'i falan aramasına gerek yoktu yani Fenerbahçe. İkisi çok farklı oyuncudur. Bu Aykut Hoca'nın oyun sistemine daha uygun bu Dirar. Bu bir takım oyuncusu. Daha pasçı. Bu bir takım oyuncusu. Daha disiplinli, daha eşit ağırlıklı. Ama bugün Lens kadroda olsaydı en kötü ihtimal santrafora koyardın gol atardı be abi. Vallahi atardı yani. Hani ya, santrafor oynamaz abi ya. Ya tamam ama şimdi bir dakika. Van Persie'nin durumunu beğendiniz mi girdikten sonra? Yok yani hani beğenme şansımız yok Ahmet zaten. Ahmet şu anda maalesef seviye ama olarak. Ama bak şöyle söyleyeceğim. Santrafor olacak kaybedilmez. Zaten halerde sıkıntı varken 3,5 milyon net para. Bir de zaten hani fizyoloji olarak abi da. Abi şimdi işte geldi fizyoloji diyorlar. Fizyoloji olarak da şeyden testten geçememiş bir oyuncu. 3,5 milyon nereden çıkıyor? Ha? 3,5 milyon nereden çıkıyor? Hayır oyuncu istiyor net rakam. Tabii Beşiktaş'la anlaştı deniliyor ve 2 milyona anlaştı deniliyor. Ama işte almayınca rakam düşüyor. Çok almayınca oyuncuyu rakam düşüyor. Peki yine de o zaman tam Lens projemden vazgeçtim. Eyvallah Dirar doğru söylüyorsun. Yani şu anda Fenerbahçe'nin 3 transfer yapması gerekiyor en az. Biri kesin santraforu ama ya bu kesin tabii bariz canım. Belli. Fernando o konusunu sen çok iyi anlatıyorsun Özgür Buzbaşı. Tabii sendeki istihbarat çok az kişide var. Yok bu aralar çok yapamıyoruz. Milli ama. Futbol istihbarat. Değil mi? Başkan yok. Adaylarının 2-3 tanesinden. Bırak şimdi mütevazı olma. Gerçekten daha iyi yaptığımız zamanlar şimdi var. Diğer işe gelelim. Ya bak şu orta sahanın ortasında ofansif kaliteyi arttıracak.
sadece ofansif kaliteyi arttıracak değil, oyunun temposunu ayarlayacak bir oyuncu Şartoğlu şart. Ya kesinlikle şart. Ya işte yani mesela 10 numara, 10 numara olmazsa olmaz mı? Ben onu anlamıyorum. Ya 10 numara ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin top oynayabilecek bir orta saha oyuncusu. 8 numaraya ihtiyacı var en azından. Yani şu Oğuzhan tipi, Tolgay tipi bir oyuncu kesin ihtiyacı var. Onun dışında her şeyi bir yana bıraktım. Bugün tur geçildi. Aykut Hoca'nın basın toplantısında söylediği bir şey var. 2-3 ay sonra. Hocam inşallah o iyi çalışmanızın, iyi niyetinizin karşılığında 2-3 aylık kredi. Yani Aykut Kocaman'ın da olsun diyor. Hani benim de olsun diyor. Şimdi yalnız bir sorun var. Islıklanan, yuhlanan oyuncuları koruyor. Tabii bütün teknikler korur. Ya oyuncuya gidip mesela dünya tarihinin başarılı hocam Trapattoni'nin en büyük hatasıdır. Bir basın toplantısına çıkıyor Bayern Münih çalıştırırken. Diyor ki şutrunuz mutrunuz içi boş işe gibi ilerdi. Çok kötülerdi demeye getiriyor. Abi şimdi oğlum bir daha oyuncular sana selam bile vermez. Yalnız bunlar vazgeçilebilecek oyuncular ve belki de vazgeçilmesi gereken oyuncular. En azından iki tane ıslıklanan oyuncu, bir tanesinden vazgeçilmesinin zamanı geldi de geçiyor. Sonra hocaya döner. Bak hoca onu tuttu. Hoca Türkiye'de böyledir. Aldığı gündem böyle gelişir. Mesela bugünkü serzenişler bana hiç iyi bir sinyal vermedi yani. Yani burada sıkıntı var şu daha anda. Daha çok taraftar geldi diye sevindik. Evet. Baksana yani. Taraftarın serzenişinden bahsediyoruz. Yani o kredi olmayabilir. Beklenen kredi. Tabii. Ya şimdi baksana daha seferden... ilk maç, Sarıcıoğlu'ndaki ilk maçta taraftar... Ama bak bireysel takıma sıkıntı değil. Oldu. Mesela Krasnodar maçını düşünün. Ya Lans'la... takıma da döner o iş. Bir oyuncu daha hariç, işte Lans, Kaye hariç, Şikörtel hariç, herkes yollanıyordu ki Şikörtel o maçta hata yaptı, gol yedirdi ama sezonun genelinde iyi oynadığı için. Bugün bakıyorsun ikinci yarıda hakikaten Şikörtel en net gol pozisyonuna girdi. O da enteresan değil mi? Ya bu hiç iyi işaretli ki Kadıköy'de nasıl ya şimdi Liverpool taraftarı... Ama zaman istiyor Aykut Hoca, Liverpool aklında bir taraftarına şey var. De ki ya tamam eyvallah. Şu kadroda daha iyisini çıkartamaz mı? Hayır. Hayır. Bugünkü futbolun daha iyisi çıkmaz bugünkü mı? Bugünkü 11'le daha iyi futbol. Ya biraz daha bak Avusturya'da çıktı. Yalnız bu oyun Fenerbahçe'deki Aykut Hoca'nın geri dönüş hayallerini gerçekleştirmeye bu oyuncu kadrosu malzemesi yetmeyebilir. Özür dilerim dost acı söyler ya. Yalan mı söyleyeyim şimdi ya? Mesela o şeyli takım en son UEFA'da yarı final yapan takım. Abi o takım çok dengeliydi. O takım o sabır oyununu, sabırlı pas oyununu oynamaya yatkındı. Ha bak o takımda kim vardı? Bugün hangi tip oyuncudan bahsediyoruz? Ama orta sahada Aykut Hoca zaten bunu bilerek geldi. Salih bilerek nerede? Getirildi. Aykut Hoca'nın Konya'da yaptığı işleri düşün. Zaten aslında şu anda Fenerbahçe ihtiyacı olan transfer yapamayan, kadrosunda eksikler olan bir takımı toparlayarak tekrar şampiyonluğa aratacak takımdı. Fenerbahçe geçen sezon Konya Spor'un belki de çok oynadığı gibi coşku oynayamaz. Çıkmayacağını da tahmin ediliyordu belki de. Bak ben çok saygı gösteriyorum. Konya Spor'un kupayı kazanmasına, UEFA Ligi'ne üst üste katılmasına. Çok büyük işler başardı kocaman. Konya Spor büyük işler başardı. Bir şey demiyorum ama abi Fenerbahçe taraftarının bambaşka tabii ki iki bambaşka. Sezondur en bambaşka. Büyük en büyük ihtiyacı, en büyük özlemi iyi oyun. Abi zaten Kadıköy'de ne kadar iyi oynarsan o kadar kazanma şansı yüksek olur. Ben bu mantığı da anlamıyorum. Yani zaten Fenerbahçe'nin Kadıköy futbolu oynaması gerekiyor ki Kadıköy'deki maçları kazanma ihtimali daha yüksek olsun. Bu oyunla kazanma ihtimali düştü. Avusturya'da deplasmanda çok işe yarar bir oyundu. Çok işe yarar bir oyundu. Bir de Fenerbahçe'nin büyük avantajı vardı. Şimdi Uğur Borol'un altını çizdiği bir nokta var. Hücum presle başlamak, enerjin varsa şöyle hakikaten yarım saatte Graz'a topları kapıp kapıp 3 tane atabilecek enerjin varsa yaparsın. Yalnız Graz saldırmak zorundaydı ilk maçın dezavantajlı skorundan dolayı. 1-0 galibiyet bile yetmiyordu ki Graz'a. Ve önde başlayacaktı ve bunu yapabilecek güce sahipti. O genç çocuk girdi de o iyi oynadı o kadar ya. Bir tane çok güzel savunma arkasına top attı ya. Volkan'ın sağ direklikten kurtardığı topun gol pozisyonu pasını veren oyuncu. Anahtar pası veren. Genç çocuk dedim ki bu 12 Schmidt. Yaşında mı dedim. Hani Schmidt, çok küçük ufak tefek ya. Hani Valbuena'yı da öyle diyorlar ya. Hı-hı. O çocuk girene kadar şimdi bana Graz'da söyler misiniz? Graz orta sahasından kimi alır Fenerbahçe'ye koyarsın? Yok canım hiç öyle bir oyuncu. Graz'dan kimi alıp oynatırsın? Uzbek'in golünü beğendim. Güzeldi. O sonradan oyuna giren gencin öyle sözleşmesi profesyonel değilse 100 bin 200 bin euro yetişme bedeli alabiliyorsan al onu bu sene A2 takımında oynat. O kadar başka var mı? Ben şeyi sordum bu sağ bek bir ara çok fauller yaptı. Bu dedim Sengpoli'de oynayan sağ bek kohumu. Neyse ki o değilmiş. Yani affetmem eski talebem öyle pis pis vuruşlar. Yani Valbuena'ya çok vurdular. Yalnız Valbuena'ya çok tekme yemesinin nedeni de Dirar dışında başka hiçbir oyuncunun ofansif açıdan katkı sağlamaması. Yalnız kaldık. Oyunun yüklenmemesi. Abi oyunu yükleneceksin sen ya. Oyunu sırtında taşıyacaksın i̇şte sen. Özgüven diyor ya Aykut Hoca'da. Özgüven. İleriye ben de diyorum ki özgüven iyi diyorlar ama yok. Hala yok özgüven. İleriye gitmek olmaz. İstemiyorlar değil mi? Uğur sen evet, daha iyi biliyorsun. Yani işte yani. Dediğim gibi özgüven evet yerimize geliyor diye açıklamalar oldu ya ilk evet. Başta. Ya bir şey ben hiç görmedim ya. Onu. Ben de bak İki abi oyuncu dışında şey görmedim. Peki bu tekrar kazanabilecek bir şey mi? Yani Josef, Ozan mesela
bu özgüveni ileriye gitmek için Alper daha fazla sorumluluk almak için. Oyun coşkuya dönerse. İşte Alper'in deplasmanda oyunuyla bugünkü oyun arasındaki fark da o muydu acaba? Taraftarın önünde o. Bizim taraftarımızın önünde aynen. Olduğu için sıkıntı yaşıyor. Orada biraz daha rahattı sanki değil tabii mi? Orada rahat. İşte oyun coşkulu bir oyuna döndüğü zaman, oyun güzel oyuna döndüğü zaman oyuncu oyundan keyif almaya başladığı anda işte o özgüven yükselir. O zaman her şey değişir. Ama şimdi burada Fenerbahçeli oyuncuların hiçbir zaman oyuncu değiştirmiyor ki. Hiçbir zaman oyun değişmiyor. Hep aynı oyun devam ediyor. O yüzden de oyuncuların oyundan zevk almasına sebebiyet verecek hiçbir şey yok ve özgüven hiçbir zaman yükselmiyor. Özgüven her zaman oyuncuyu koşturur. Gücün yoksa bile koşarsın. Şut çekecek halin yoksa bile çekersin. O pası, ara pasını veremeyecek yeteneğin yoksa bile verirsin. Bir zamandan hatırlar mısınız? Ali de çok iyi hatırlar. Beşiktaş biraz böyleydi. Kendi taraftarı önünde hep zorlanırdı Beşiktaş. Deplasmanda oynadığından kendi taraftarı önünde... Abi tamam da oyuncuların yetenekleri o dönem Beşiktaş forması giyebilecek kalibrede değildi. Çok basit. Tabii belki Fenerbahçe'de de yok şu anda bazı oyuncularda konuşuyoruz zaten. İyi oyuncularla oynanır. Ben bunda çok ısrarcıyım. 25 yıl sonra inşallah yine program yaparız. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. İsten papağan desin. Hiç bununla değil. İstediğin kadar disiplinli ol. İstediğin kadar özgüven getir. İstediğin kadar motive et. Oyuncuda yetenek yoksa hiçbir şey olmaz. Hele beklentileri yüksek bir takımda. Beklentileri yüksek taraftara sahip bir takımda. Tabii abi adam yıllar sonra bir sezon sonra neredeyse statlı olmuş. Bu mudur? 40 bin kişiye böyle mi oynandı Kadıköy'de? Bak Aykut Hoca'yı değil eleştirdim. Bireysel oyuncu işte. Aykut Hoca'nın şeyi tamam kabul ediyorum. Aykut Hoca ne dedi? Bana biraz süre verin demek değil mi? Ama bana Ozan'la Hasan Ali, Ali abi bize süre verdiyse oğlum daha ne süresi vereceğiz size diye derim ben yani. Gelişeceksin ya. Gelişeceksin. Paraysa para. Şöhretse şöhret. Formaysa forma, armaysa arma. Hani karşısında çalışma, hani geliştirme? Ya gelişmiyorsan çalışmıyorsun demektir. Vallahi ben böyle bakıyorum. Hani seviyemi korudum. Abi seviyen yetersiz zaten bu takım için. Öyle değil mi ama şimdi yani? Yeterli mi geçen sezon performansları? Şimdi yetenek olarak dua etsin bak lazım. Bak Fenerbahçe'nin en büyük dezavantajı o kötü oynayan oyuncunun en büyük avantajı. Şu finansal fair play belası olması takımın üzerinde. Rüyalarında göremezler o formu. O da nasıl bilmiyorum. Işte Neymar alınıyor, Fenerbahçe bir şey işte onu demek istiyorum ben. Zaten. Oyuncuların şansı da var yani. Hani ya ben kendi dönemimi anlattım sizlere işte. Adam bak. Rekabet yok yani. Rekabet adam yok, böyle Kanarya'nın oyuncu, ağzından oyuncu, değil, midesinden oyuncu aldı. Oyuncu alınamadığı için. Carlos, Vederson, Andre Santos. Oyuncu alınamadığı için sürekli Fenerbahçe'de oynamaya devam etmek zorunda. Ama bu da çok tartışılı bir durum olacak. Fenerbahçe'nin tabii kasasında ne kadar nakdi var, ne kadar kredi kullanabiliyor onları bilmiyorum şu anda ama yani bu transferi Paris Saint-Germain'in yaptığı ortamda şampiyonlar. Bravo. Yıllardır ben söylediğim zaman öbür yayınlarda başka beraber yine çalıştığımız yerde bana hep ya maliyece falan diyordun. Abi bu nasıl finansal fair play? Aynen. Nerede finansal fair play? Yani Fenerbahçe yapamıyor mesela transfer. Beşiktaş'ı zorluyor, Galatasaray'ı zorluyor bu işler. Leipzig abi mesela değil mi? Nedir abi bu gelir kaynağın senin? Enerji içeceği öyle mi? Öbür rakipler derse ki ben içmiyorum bunlar hep en iyi oyuncular alıyor ne yapacaksın? Evet abi bak gerçi bu iş buna doğru gidiyor artık. Adam diyor ki baksana ya ben içiyorum içeceği adam benim sol açığımı alıyor falan filan diyor benim paramla diyor. Bu iş buna dönecek. Ya bu finansal fair play'i şöyle halledeceklermiş diye hani. Kim diyor? Neymar'a veriyorlar parayı. Neymar Barcelona'ya veriyor. Ya bu da yani bilmiyorum ki. Bu çok söylediği şey konuşuluyor bunu duydum evet. Ben de. Ama sonuçta her transfer, Pogba transferini bile FIFA eğer araştırıyorsa ikinci, üçüncü şahıslarla nasıl bir para alışverişi var diye. Bunu da herhalde bu arada sürümüzün sonuna geliyoruz. Pardon bizde bazı oyuncular, espriyle evet. Bitireyim. Bizde bazı oyuncular o parayı atarsa ben alayım gideyim ya bir adaya da kaçar yemin ederim. Ya bu yalan daha kimse göremez onları. Peki. Bahamalarda güzel. Kendine yer açar falan peki. Değil mi? Şemsiye böyle bir espriyle işte. De programın sonuna gelmiş olduk. Ama sonuçta Fenerbahçe turu geçmiş oldu. Yine bu turun hem Fenerbahçe'nin hem de Başakşehir'in rakiplerinin belirleneceği kura törenlerini de ekranlarınıza, TVSpor ekranlarında getireceğiz. Şimdilik programımızın sonuna geliyoruz. Bizi izlediğiniz, bize katıldığınız için çok teşekkürler. Hoşçakalın.